Yargı örgütünden bahsedeceğiz. Kaynak kitapta çok ayrıntılı şekilde anlatılmış bazı hususlar var. Onlardan çok detaya girmeyeceğim. İşte yargı mensupları nasıl seçildiği, bize özgü şeyler. Genel mantığını anlatmaya çalışacağım. Daha evvel de değindiğimiz üzere Türk sistemi kıta Avrupası hukuk sisteminin bir parçası olması sebebiyle de ve ona paralel bir şekilde özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere iki büyük alana ayrılmıştı. Biliyoruz bunları söylemiştik, genel ve soyut olacak ve kişiler bakımından bir takım haklar olduğu gibi bir takım sorumluluklar da var ve biz bu sorumlulukları ne yapmamız gerekiyor? Yerine getirmemiz gerekiyor. Yani haklarımız var, ödevlerimiz de var. Kişiler arasında da münasebetlerimizi düzenlerken ne yapmamız gerekiyor? Belli hukuk kuralları içerisinde davranmamız gerekiyor. Yani ama bu kurallara uygun davranmadığımız durumda ne olacağının cevabını devletin yetkili organları tarafından tayin edileceğini bilmemiz gerekir. Yani kurallara uyacağız, uymazsak ne olacak? Bu uymama devletin yetkili organları yani yargı organları tarafından tespit edilecek ve duruma göre bir takım yaptırımlara maruz tutulacağız. Örneğin işte birisinin malını çaldığında hapis cezasıyla veya sözleşmeden doğan bir hükmünü yerine getirmediğinde de zarar gören tarafa tazminat ödenmesi gibi bir yolla bu işler çözülecek. Ama bunlar nerede çözülecek? Yargı mekanizması içerisinde çözülecek. Yani kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri de çözülemiyor ise ki ceza hukuku boyutunda zaten mümkün değildir. Kural olarak diyelim. Ne yapacak? Yargı organı olaya müdahale edecek. Yani yargı organı dediğimiz yargı teşkilatını ve yargı organları tarafından yerine getirilen tüm işleri yargı kelimesi karşılıyor. İşte bir uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra o uyuşmazlığa uygulanacak olan neyi görmemizi sağlıyor. Hukuk kuralları neler olduğunu görmemizi sağlıyor. Hemen hemen kıta Avrupası'nın tamamında olduğu üzere bizim Türkiye'de de yargı örgütü dediğimiz mekanizma esas olarak adli yargı, idari yargı, anayasa yargısı başlıklarında incelenebilir. Bunlara işte Sayıştay eklenebilir. Bunlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eklenebilir. Biz de kabaca tabii her biri uzun ders saatlerine ihtiyaç duyan başlıklar olsa da ana hatlarıyla bunları anlatmaya çalışalım. Şimdi adli yargı nedir sorusunun yanıtına bakalım. Olağan bir yargı yolu ve yani diğer yargı alanlarına girmeyen tüm dava ve yargısal işlemler aslında adli yargı çatısı altında görülür ve adli yargı dediğimiz mekanizma Türk hukuku bakımından artık üçlü bir dereceye sahiptir. Üç dereceli mahkeme sisteminden söz etmemiz mümkündür. Bunlar ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve yüksek mahkeme yani Yargıtay olmak üzere sınıflandırılabilir. İlk derece mahkemeleri kişiler hakkında doğan uyuşmazlıklar hakkında yargılama yapar ve bu uyuşmazlığı çözmeye yönelik olarak davanın esası hakkında karar verir. Bölge adliye mahkemeleri ise bazı hallerde neyin? İlk derece mahkemelerinin kararlarını temiz eder. Ve nihayetinde yüksek mahkemelerde hepsine birden yani Yargıtay'da hepsine birden bakacaktır. Şimdi neye bakacak Yargıtay? Bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararlara ve çok istisna durumlarda da kendisi ilk derece gibi bakacak. Böylece hukuk sistemi neyi sağlamaya çalışmış?
A hakimi hata yapabilir, B hakimi baksın, daha yukarıdan olaya daha vakıf bir şekilde. Onun da tartışmalı olabilecek, yanlış yapabileceği kararlar bakımından da bir mahkeme daha baksın. Yani bir göz yetmez, iki göz baksın, iki göz yetmez, üç göz baksın ve mümkün olduğu kadar insana özgü olabilecek hatalar uyuşmazlığın çözümü noktasında ortadan kaldırılsın. Burada adli yargı bu üçlü dereceli sistemin içerisinde ne dedik? Hukuk mahkemeleri, özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere ikiye ayrılır demiştik derslerimizin başından itibaren. Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözüm merciğinin adı hukuk mahkemeleridir sevgili arkadaşlarım. Yani başına ayrıca özel hukuk demeye gerek yoktur. Hukuk mahkemeleri de asli hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri olmak üzere iki şekilde tasnif edilir. Hukuk mahkemelerinin bir diğer tasnifi de genel nitelikteki mahkemeler ve özel nitelikteki mahkemelerdir. Genel nitelikteki mahkemeler nelerdir? Asli hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesidir. Asli hukuk mahkemesi asıl olan mahkemelerdir. Onun görev sahasına girmeyen konularda da sulh hukuk mahkemeleri bakar. Örneğin kiraya ilişkin hususlarda uyuşmazlığın çözümü sulh hukuk mahkemesi tarafından yetiriliyor veya taşınır veya taşınmaz mallarda sadece zilliyetliğin yani elde bulundurmaya ilişkin hususlarda sulh hukuk mahkemesi bakıyor. Buralarda hangi mahkeme neye bakar? Bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Biz genel olarak bir şema çıkartmaya çalışacağız bu ders saatinde. Onu kafi göreceğiz. Bir de ne demiştik? Özel mahkemeler vardır. Onlar uzmanlık mahkemeleridir. Ve sadece kendi uzmanlık sahalarına giren konular bakımından davalara bakar. Tipik örneği aile mahkemeleri, tipik örneği asliye ticaret mahkemeleri olarak gösterilebilir. Özel mahkemeler asliye ticaret mahkemesi hariç olmak üzere tek hakimlidir. Ve asliye ticaret mahkemesi bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur değil. Ceza yargılamasına geçelim. Ceza hukuku bildiğiniz üzere kişilerin suç sayılan, kanunun suç saydığı fiilleri veya bu fiilleri gerçekleştirmesi durumunda suç işleyenlerin yargılanması ve suçlu bulundukları takdirde alacakları cezaların belirlenmesi için açılan davalara bakmakla görevli olan mahkemeler. Suç işledi mi, işlemedi mi? İşlediyse ne kadar ceza alacak? İşte bütün bu yargılama nerede yapılacak? Ceza mahkemelerinde yapılacak. Adli yargı teşkilat kanunu olarak kısaltabileceğimiz kanuna göre Türk ceza hukuku yargılaması iki ayaklıdır. İki ayaklıdır. Genel mahkemeler anlamında bunlar asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri olmak üzere adlandırılır. Şimdi daha evvelinde sulh ceza mahkemeleri vardı. 2014 yılında itibaren kaldırıldı ve sulh ceza hakimliği müessesesi geldi. İşte bir takım kararları sulh ceza hakimleri alacak. İşte yürütülen soruşturmada hakim tarafından alınması gereken bir karar varsa bu kararı olacak kişi sulh ceza hakimi olacak veya bunlara yönelik itirazlar söz konusu olduğunda da bu itirazları incelemek ve karara bağlamak görevi de sulh ceza hakimine ait olacak. Onun dışında ne demiştik? Asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere mahkemeler kendi içlerinde ikiye ayrılır dedik. Asliye ceza mahkemeleri ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan
ve tabii ki haliyle sulh ceza hakimliğinin görevleri dışında kalan tüm işlere bakar. O zaman ne yapmamız lazım? Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren hallere kabaca bakmamız lazım. Bunlar kanun tarafından sayılmıştır. Neler bunlar sevgili arkadaşlar? Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçları. Bu beş suç miktarından bağımsız olarak Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Onun dışında suçun cezası eğer toplamda suçun cezasının üst sınırı 10 yıl veya daha çoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Devletin güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar söz konusuysa, milli savunmaya ilişkin suçlar söz konusuysa, devlet sırrına ilişkin suçlar söz konusuysa ve örneğin terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar söz konusuysa ne olacaktır? Ağır ceza mahkemeleri bakacaktır. Haliyle 10 yıl ve daha çok süreli hapis cezasını ağır ceza mahkemeleri bakacak dediğimize göre müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara da ağır ceza mahkemeleri bakacaktır. Bunlar genel nitelikteki ceza mahkemeleriydi. Özel nitelikte de ceza mahkemeleri olabilir. Çocuk ağır ceza mahkemesi gibi, çocuk mahkemesi gibi, işte fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi gösterilebilir. Ama esas olarak adli teşkilat, yani adli yargı dediğimiz mekanizma ne dedik? Özel ve kamu hukuku olmak üzere ikiye ayrılacak. Özel de hukuk mahkemeleri, hukuk mahkemeleri asli hukuk ve sulh hukuk mahkemesi olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılacak. Bunlar genel nitelikte, ceza mahkemeleri de asliye ceza ve ağır ceza olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunlar da genel nitelikte, her ikisi bakımından da özel nitelikte mahkemeler olabilir demiştik. İşte Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemesi, hukuk mahkemeleri bakımından özel nitelikteki mahkemeler örnek gösterilebilecekken, çocuk mahkemeleri ceza mahkemelerinin için özel nitelikteki mahkemelere örnek olarak gösterilebilir. Yargı sistemi içerisinde mahkemelerden ayrı olarak bir de yani mahkeme sisteminin içerisinde ele almamız gereken bir de başsavcılık kurumu vardır. Şimdi başsavcı ya da başsavcılık genel anlamda savcılık ne yapar? Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar verir, soruşturma yapar, soruşturmaya yer olup olmadığına karar verir, yargılama faaliyetini kamu adına izler. Yani hakimin yaptığı yargılama faaliyetine o anlamda katılır. Gerektiğinde kanun yollarına başvurabilir ve kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine yönelik işlemleri izler ve işte varsa kanunla kendisine verilmiş diğer görevleri yapar. Bunlar ilk derece mahkemeleriydi. İlk derece mahkemeleri demek ki hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılır. İkinci derece, yani bölge adliye mahkemeleri dediğimiz mahkemeler ise neye bakacak arkadaşlar? Esas olarak ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını inceler ve karara bağlar. Burada olgu ve hukuki bakımından, yani somut meseleyi de inceleyecek. Aynı zamanda neye de bakacaktır? Hukuki kısmı da bakacak. Hızla geçiyorum. Yargıtay ne yapar? Yargıtay'da sevgili arkadaşlar, adliye mahkemelerince verilen ve kanun başka bir adli yargı merciğine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. En son merci belli davalarda ilk derece mahkemesi olarak çalışır.
Onun dışında önüne gelen olay bakımından ülkede hukuki birliği kurmak. Yani örneğin istinaf mahkemeleri arasında karar uyuşmazlıklarını ortadan kaldırmak, ülkenin her tarafında, evet en üst merci tabii, ülkenin her tarafında hukukun aynı şekilde uygulanmasını sağlamak, kısaca Yargıtay için söyleyebileceğimiz görevler içerisinde gösterilebilir. Ne yapar? Daireler önüne gelen olayın hukuki ayağının, hukuki dayanağının doğru olup olmadıklarına bakarlar. Bunun dışında Yargıtay, daireler dışında hukuk ve ceza genel kurulları da söz konusudur. Ne olabilir? Daire ilk derece mahkemesinin bir kararını bozmuştur. Ya da bölge adliye mahkemesinin bir kararını bozmuştur. Bölge adliye mahkemesi ne demiştir? Hayır, ben verdiğim kararda direniyorum. Ben doğru karar verdim. Bu durumda tekrar Yargıtay'a geldiğinde bu meseleye ilişkin son karar Ceza Genel Kurulu veya Hukuk Genel Kurulu tarafından verilecektir. Genel kurullar aynı zamanda içtihatı birleştirme kararları da verirlerdir. Ne olabilir? Hukuk dairelerinin arasında veya ceza dairelerinin arasında ne olabilir? Bir takım uyuşmazlıklar söz konusu olabilir. Benzer konularda bir numaralı daire ile beş numaralı daire, yedi numaralı daire arasında bir uyuşmazlık söz konusu, içtihat uyuşmazlığı söz konusu olabilir. Bu uyuşmazlığı ortadan kaldırma, bu çelişkiyi ortadan kaldırma, bertaraf etme yolu da ancak genel kurullar aracılığıyla olur. Yargıtay bakımından bir diğer organ ise Büyük Genel Kurul'dur. Büyük Genel Kurul'a tüm daireler, başkanlar, tüm üyeler katılır ve daireler arasında olabilecek içtihat farklılıklarını ve çelişkilerini ortadan kaldırır ve kararları kesindir sevgili arkadaşlar. Çok ana hatlarıyla söylüyorum ve devam ediyorum. İdari yargı, adli yargıyı bu şekliyle bitirdikten sonra idari yargı, idarenin hukuka aykırı yaptığı işlemlere karşı ya da eylemlere karşı kişilerin ortaya çıkan zararlarını gidermeleridir. Yani tipik örneği atama işlemi yapılan bir kamu görevlisinin tayini çıkmış farklı bir şehre kendisinin isteği dışında kendisi iradesi dışında ne yapması? Belli bir yere tayinin çıkması halinde bu uyuşmazlığın çözüm merci idari yargılar, idari yargı mahkemeleri olacaktır. İdari yargıda kamudan kaynaklı bir takım haksızlık iddialarının çözüm mercileridir. Arkadaşımızın da söylediği gibi idari mahkemeler ve vergi mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. İdari mahkemeler, idari yargı bakımından da ikinci derece yargılama bölge idare mahkemeleridir. İkinci derece mahkemeler olup yine ilk derece mahkemelerin, idare mahkemelerinin verdiği kararların hukukiliğini ve hukuka aykırı, somut olaya aykırı olup olmadığını inceler. Yani istinaf yolu, yani bölge idare mahkemesine götürmek bakımından engel olmayan ve ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararlara karşı gidilebilecek bir nedir? Kanun yoludur. Bunun dışında da bir takım görevleri vardır. Arkadaşımız takibi güzel yapıyor ve idari yargı bakımından en üst merci
Danıştay'dır. Kanunda başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yani temyiz merci ve kanunla açıkça ifade edilen belli davalar bakımından da ilk ve son derece mahkemesi olarak karar verecek bir mahkemedir. Ben biraz daha ayrıntılı bir şekilde uluslararası anlamının da daha yüksek olduğunu düşündüğüm için anayasa yargısı üzerinde durmak isterim. Yani anayasa yargısı, anayasa hukuku sorunlarının çözüldüğü yer. Ama hem kanunların hem yasama işlemlerinin tartışıldığı, ele alındığı ve anayasaya bu kanunların ve bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun denetlendiği yer. Anayasa yargısı demokratik ülkelerde olmazsa olmaz bir yargılamadır. Zira normlar hiyerarşisi bakımından anayasa mahkemesi diyeceksiniz sanırım. 15 üye ile karar verir. Evet. Oraya da geleceğiz zaten. Şimdi normlar hiyerarşisini biliyorsunuz. En üstte anayasa gelir. Hukuk devleti, kanunlaştırma, kanun yapma hareketleri bakımından neye uymak zorundadır? Hiyerarşiye uymak zorundadır ve kanunlarının, yasama faaliyetlerinin anayasaya uygun olması gerekir. Dolayısıyla bu yapılan yasama faaliyetlerinin anayasaya ya da anayasaya tabii uygun olup olmadığını inceleyecek merci anayasa mahkemesidir. 15 üyeden oluşur, seçimi esas olarak çeşitli usullere bağlı olarak onların ayrıntısına girmeye şu an için gerek yok. 3 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden belli koşulları yerine getirmek şartıyla, 12'si Cumhurbaşkanı tarafından elbette ama yine belli meslek gruplarından ve belli seçimlerle gelmiş üyeler arasından seçilir. Seçim sistemi 15 üye olacak. Üyeler 12 yıl için seçilecek. Bir kişi ikinci kez Anayasa Mahkemesi üyeliği olmayacak. Nispeten uzunca bir süre ama Anayasa Mahkemesi neyi sağlamak istiyor? Görevini yaparken tekrar atanma kaygısı taşımasın. Tekrar atanma kaygısı taşırsa subjektif bir değerlendirmeye düşebilir kaygısıyla. Görev süresini hem uzun tutmuş hem ne yapmış? Tekrar atanma imkanını ortadan kaldırmış. Başkan olur. 4 yıl için başkan seçilir. Şekli şeyler farklılaşabilir. Ne yapar Anayasa Mahkemesi? Anayasa Mahkemesi sevgili arkadaşlar ilk önce kanunların anayasaya uygunluğunu denetler. Bunu iki şekilde yapar. Birincisi soyut norm denetimi dediğimiz haldir. Bunlar Anayasa Mahkemesi kanunları, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünü veya bunlarla ilgili maddelere ilişkin anayasaya aykırılık iddiasını değerlendirir. Nasıl yapacak? Bunu yapabilmesi için anayasada öngörülen bir belirli kişiler tarafından Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu işin getirilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, anayasanın 150. maddesine göre bunu yapabilecek olan kişiler şunlardır. En çok üyeye sahip olan iki siyasal parti ile meclis üye tam sayısının 1/5. Bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var ve 120 milletvekili hangi partiden birleşirlerse birleşsinler bir araya gelip
İşte kanunun, Cumhurbaşkanı kararnamesinin veya neyin Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün bazı maddelerinin veya tamamının anayasaya aykırı olduğunu iddia edebilir. Şunu hemen söylemek lazım tabii. Olağanüstü hallerde ve savaş halinde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bakımından bu yol geçerli değildir. Bu doğrudan iptali istenen normun resmi gazetede yayınlandığını izleyen 60 gün içerisinde bu davanın açılması gerekir. 60 günü aşarsa artık bu davayı açamazsın. İkinci olasılık somut norm denetimidir. Burada Anayasa Mahkemesi, Anayasa 152. maddeye göre önüne gelen, itiraz yoluyla önüne intikal ettirilen anayasaya aykırılık iddialarını karara bağlamak zorundadır. Siz bir dava nedeniyle yargılanmaktasınızdır. Bu yargılamaya bakan hakim veya sizin talebiniz üzerine hakim size uygulanacak olan kanun maddesinin anayasaya aykırı olduğunu düşünebilir veya sizin talebinizle düşünebilir ve bu talebinizi anlamlı bulursa ne yapar? Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Anayasa Mahkemesi buna biz somut norm denetimi veya itiraz davası adını veriyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne yapmak durumundadır. Bu olayı karara bağlamak zorundadır. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi bu itirazı karara bağlayana kadar önündeki somut mesele hakkında herhangi bir karar veremez. Buna bekletici mesele yapmak adını veriyoruz. Yani örneğin bir ceza mahkemesi var. Siz bir maddeyle yargılanıyorsunuz ve o maddenin anayasal bir takım ilkelerle, eşitlik gibi ilkelerle uyuşmadığını, çeliştiğini söylüyorsunuz veya mahkeme bunu kendisi reysen tespit ediyor, Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidiyor. Bu sırada yargılama duruyor, Anayasa Mahkemesi karar versin diye. Ama kanun koyucu süre koymuş, 5 ay demiş. 5 ay bekletici mesele yapabilirsin. Bu 5 ay içinde Anayasa Mahkemesi sana bir dönüşte bulunmazsa ne yapmak zorundasın? Mevcut kanuna göre karar vermek zorundasın. Eğer Anayasa Mahkemesi bir dönüş yaparsa ve senin talebin doğrultusunda da bir dönüş yapmışsa artık ona göre karar vermek zorundasın. Anayasa Mahkemesi üçüncü olarak bireysel başvuruları değerlendirir sevgili arkadaşlar. Dördüncü ünite. Bireysel başvuruları değerlendirir. Ne yapabilir? Herkes diyor ki anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. Temel hak ve özgürlükleriniz ihlal edilmiş olacak ama bu yetmez. Bütün bu biraz önce anlattığımız kanun yollarının tamamını tüketmiş olacaksınız. Ama temel hak ve özgürlükleriniz bakımından ihlal gerçekleştiğini düşüneceksiniz. Ve bu ihlaller kanun yolları tarafından incelenmesi gereken örneğin hukuki kısma, olguya ilişkin kısma ait olmayacak. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin olacak. Bu üç hal dışında Anayasa Mahkemesi bunun dışında da faaliyetler yapar. Ne yapar? Bir takım sıfat sahiplerini yüce divan sıfatıyla yargılayabilir. Yani onun da koşulları çok ağırdır gerçekleştiğini varsayarsak. Örneğin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Yargıtay Başkanı vesaire. Bunların yargılanmaları söz konusu olacaksa buna ne bakacak? Yüce Divan sıfatını alarak Anayasa Mahkemesi bakacak. Onun dışında siyasal partilerin kapatılması, devlet yardımından yoksun bırakılmalarına bakacak. Bunun dışında siyasal partilerin mal edilmeleri ve
gelir giderlerinin kanuna uygun olup olmadığını denetleyecek. Yasama dokunulmazlığına ilişkin süreçlerde meselelere bakacak. Çeşitli şekillerde Anayasa Mahkemesi çalışır ama bazı kararları bakımından arkadaşlar 3'te 2 nitelikli çoğu. Anayasa Mahkemesi esas olarak daireler şeklinde çalışır ve basit çoğunluk karar alması bakımından yeterliyken siyasal partilerin kapatılması veya örneğin devlet yardımından yoksun bırakılması kararında ne yapması gerekir? 3'te 2 nitelikli çoğunlukla karar vermesi lazım. Eğer siz belli şeylerin gerçekleştirilmesini nitelikli çoğunluğa bağlıyorsanız neyi sağlamak istemişsiniz? O yönde karar alınmasını zorlaştırmak istemişsinizdir. Ve Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı işler dışındaki işler bakımından kural olarak dosya üzerinden ister ama bireysel başvurularda ne yapabilir? Duruşma yapılmasına isteyebilir. Bunların dışında yani neleri saydık? Şimdi Anayasa Mahkemesi nasıl çalışıyor? Soyut somut norm denetimi dedik, bireysel başvuru dedik ve diğer işlerini söyledik. Adli yargıyı söyledik, idari yargıyı söyledik. Bunun dışında da Türk hukuk sistemi, yargı örgütü şeması içerisinde sevgili arkadaşlar, mali yargı dediğimiz yargı sistemi vardır. Mali yargıyı yapacak olan da, mali yargıda görevli olan organ da Sayıştay'dır. Sayıştay hem idari hem adli görevlerle, yargısal görevlerle donatılmıştır. Burada mali yargı dediğimiz, Sayıştay dediğimiz mekanizmanın tayin edici, belirleyici olan şey kamunun mal varlığının etkili ekonomik verimli hukuka uygun olarak kullanılması, çalıştırılması, kamu kaynaklarının öngörülen amaçlara, kanuna uygun olarak kullanılmasını denetlemektir. Bir diğer yargı başlığında da beşinci olarak adlandırılabilir uyuşmazlık yargısı gelir. Sadece ne yaptığından bahsedelim. Farklı yargı kolları arasında uyuşmazlık çıkmış olabilir. Yani idari yargı ile adli yargı arasında bir uyuşmazlık çıkmış olabilir. İşte bu uyuşmazlığı gidermek için yapılan faaliyet uyuşmazlık yargısı, uyuşmazlık mahkemesi tarafından gidilir. Ama biz yargı örgütünü sayarken adli yargı dedik, idari yargı dedik, sonra anayasa yargısı dedik. Bu noktada eğer adli yargıyla veya idari yargıyla anayasa yargısı arasında bir fark söz konusu olursa, yani bir çelişki söz konusu olursa buna uyuşmazlık mahkemesi bakmaz. Yani adli yargıyla örneğin anayasa mahkemesi arasında bir görev uyuşmazlığı söz konusuysa esas alınacak olan anayasa mahkemesidir. Son olarak sevgili arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısından Azerbaycan'ın da bir parçası olduğu Avrupa İnsan Hakları yargısından söz etmek isterim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı insan hakları ve temel özgürlükleri korumaya dair sözleşme Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi tarafından 1950 yılında sevgili arkadaşlar Roma'da imzaya açılmış. 1953'te yürürlüğe girmiş ve 1954'te de Türkiye tarafından onaylanmıştır. Yani Türkiye aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yazıcılarından, kaleme alanlarından, ilk imzacılarından da biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeyi hazırlarken neyi amaçladı? Dedi ki insani haklarının ve temel hak, insanın temel haklarının koruma altına almak ve mümkünse bunları geliştirmek. Peki buna engel noktalar olursa, işte bu temel haklar
üye devletler tarafından yerine getirilemezse bir yargı örgütüne ihtiyaç duyulmuş ve çeşitli başlıklarda 1998 yılına kadar sözleşmeye taraf olan ülkelerin sözleşmenin gereğini yerine getirip getirmedikleri, yerine getirip getirmedikleri incelenir olmuş. Öncelerinde işte çeşitli şekillerde paylaştırılmıştı. Ta ki 1998'de sözleşmeye yapılan 11 nolu ek protokolle ortaya çıkan hususa kadar. Ondan sonra bütün bu ihlaller, değerlendirmeler tek bir makam, yer tarafından, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bakılacak. İnsan Hakları Mahkemesi tam zamanlı çalışacak. Bugün gelinen noktada sevgili arkadaşlar, İnsan Hakları Mahkemesi üye devletlerin her birinin verdiği birer hakimden oluşacak. Eşit sayıda hakim meydana getirecek. Nasıl seçiliyor? Her ülke kendi bünyesinden 3 aday gösteriyor. İşte bu 3 adayın belli nitelikleri, dil bilgileri olması, tarafsız karar verebileceklerine dair bir kanaatin olması gerekiyor. Ve ülkenin bildirdiği 3 aday içerisinden Avrupa Parlamenterler Meclisi birisini neye seçecek? İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye olarak seçecek. 6 yıl için görev yapacaklar ve bu üyeler seçildikleri ülkenin, yani Türkiye adına giden, Türkiye adına değil, Türkiye'den gitmiş olmak yetecek. Artık kendi adına karar verecek. Azerbaycan'dan giden, Almanya'dan giden de olduğu gibi. 6 yıl için seçilecekler, tekrar seçilebilirler ve belli yaşa kadar, o çok önemli değil ama söyleyelim, 70 yaşına kadar da üyeliğe devam edebilirler. Genel kurul, komite, daire, büyük daireden oluşan bir yapısı vardır. Genel kurul tüm üyelerden oluşuyor. Adı üstünde, mantık yoluyla da ulaşabileceğimiz bir bilgi. Genel kurulun toplanabilmesi için görev başında olan hakimlerin, yani bunu toplantı yeter sayısı da diyebiliriz, 3'te 2'sinin neye katılmış olması lazım? Kurula katılması lazım. İç tüzüğü seçer, daire başkanlarını seçer, başkan yardımcılarını seçer, başkanı seçer vesaire. Onun dışında mahkeme önüne gelen hususu inceleyen 3 kişiden oluşan bir komite oluşturur. Her gelen somut dava. Bu komite kabul edilebilirlik kararı bakımından inceleme yapar ve eğer başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verirse kayıttan düşer ve bu karar kesindir. Sonra dairenin önüne gelir ve dairede ne yapar? 7 kişiden oluşur, kararını verir. Arkadaşın da söylediği gibi en sonunda büyük dairenin önüne gelir. Şimdi bu mekanizma böyle çalıştıktan sonra ne bakmamız gereken husus şu: kimler başvurabilir? Bir devlet başka bir devlet ihlal yaptığı iddiasında, yani sözleşmeci bir devlet başka bir sözleşmeci devletin sözleşmeyi veya protokol, ek protokolleri ihlal ettiği iddiasıyla başvurabilir. Onun dışında gerçek kişiler, yani haklarının ihlal edildiğini düşünen ve bundan dolayı zarar gördüğünü düşünen gerçek kişiler, hükümet dışı kuruluşlar, kişi toplulukları mahkemeye başvurabilirler. Hiçbir sözleşmeci devlet kişilerin mahkemeye başvurmasını ne yapmamalıdır? Engellememelidir. Etkin şekilde kullanılmasını zorlaştırmamalıdır. Burada her ülke bakımından iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir. Yani bizde örneğin adli yargıya gideceksiniz. Temel hak ve özgürlüklerinize ilişkin bir husus olduğunu düşünüyorsanız
Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz ve ancak ondan sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceksiniz. Hangi sürede gideceksiniz? Sizin hakkınızda kesin karar verildiği andan itibaren 6 ay içerisinde gideceksiniz. Burada 6 ay çok önemli bir süredir. Mahkemenin iki resmi dili var. Çeşitli platformlarda eleştiriliyor. Ama hal böyle. İngilizce ve Fransızca, fakat siz başvurunuzu kendi dilinizde de yapabilirsiniz. Yani başvuruyu Türkçe yapmak, Azerice yapmak, Almanca yapmak başvuruya bir engel değil. İlla İngilizce ve Fransızca yapmak zorunda değilsiniz. Ama mahkeme yargılamasına haliyle İngilizce ve Fransızca, yani niye haliyle diyoruz? Bir sürü milletten oluşan bir yargıçlar topluluğu, hakimler topluluğu söz konusu olduğunda ortak dilin söz konusu olması gerekir. Mahkeme başvuruyu kabul edilebilirse ne diyor? Taraf ilk önce kabul edilebilir buldu. Yani kim buluyordu? Komite buluyordu. Ne diyecek? Taraf devlete aranızda dostane bir çözüm bulun. Yani bu meseleyi çözün. Eğer dostane çözüm bulunamazsa, bulunursa kısa bir açıklamayla mesele düşecek. Bulunamazsa ne yapacaktır? Esas hakkında inceleme yapılacaktır. Kural olarak dosya üzerinden yapılacaktır ama gerekli görüldüğü hallerde dosya duruşmalı yargılamada yapılabilir. Eğer sözleşme ve ek protokollerin ihlali kararı verirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgili ülkeye bunu telafi et diyecek. Ama telafi etmek her zaman mümkün olmayabilir. O zaman belli bir miktar tazminat öde diyecek. Şimdi nasıl uygulayacak bu ülke, bunu ilgili ülke? Bir kere siz o sözleşmeye taraf olmak yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağınızı taahhüt ediyorsunuz. Oradaysanız o mahkeme kararlarına uyacaksınız. Uymazsanız tabii ki bir maddi yaptırımdan yoksundur. Uyup uymadığınızı Bakanlar Komitesi takip edecektir. Ve bu Bakanlar Komitesi ilgili ülkeden bu konuda, yani mahkemenin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyulup uyulmadığını takip etme hakkına sahiptir. Birçok ülke, aralarında Azerbaycan'ın da olduğu, İngiltere'nin de olduğu birçok ülke zaman zaman kararları uygulamakta daha yavaş davransalar da nihayetinde kararları uygulamışlardır. Burada sadece ne oluyor? Bakanlar Komitesi kararı uygulayıp uygulamadığını takip ediyor. Uygular mısın diyor sana. Sen de kendi mahkeme kararını değerlendirme perspektifine göre uyguluyorsun. Tabii İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarafı olma nedeniyle beklenilen şey, kesinleşmiş İnsan Hakları Mahkemesi kararına derhal uymandır. Böylece sevgili arkadaşlar, yargı örgütü konusunu ana hatlarıyla bitirdik. Yoksa idari yargı dediğimiz, işte ceza yargısı dediğimiz, hatta adli yargının bir ayağı olan ceza yargısını bile birkaç saat ancak özetleyebilirdik. Ana başlıkları sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi bir ara vereceğiz bilebildiğim kadarıyla. O aradan sonra tekrar derslerde buluşmak üzere iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.